ibret verici bir video. Bu 30 yıldır Çamlıdere'de mezarcılık yapıyor. Ben de Ali Semerkandi Hazretleri'ne mezarını ziyarete, türbedir. Ali Semerkandi Hazretleri Çamlıdere Ankara'ya işte 70-80 kilometre, Kızılcahamam'a yakın bir ilçe. Çok güzel bir ilçe. O, çok gidilir oraya ziyarete. Ali Semerkandi Hazretleri Hazreti Ömer'in soyundan gelen bir büyük. Onun için ayda bir defa hanımla oraya gideriz. Yani en azından iki ayda bir en azından gideriz. Fatiha'mızı okuruz. Namazımızı kılarız ve döneriz. Orada mezarcı bu beyefendiyle tanışmıştım. Şimdi size bize bir video gönderdi. Videoyu lütfen dikkatli dinleyiniz. Hocam selamu aleyküm. Ben Çamlıdere Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinden Emin Ertürk. 30 seneden beri Çamlıdere'de mezarcıyım hocam. 30 seneden beri başından çok olaylar geldi geçti ama sadece birini anlatmak istiyorum. Ben bir gün mezar yaparken kocaman bir yılan mezarın yarısına kadarına girmiş, yarısına kadarına girememiş. Oraya kısılmış, ölmüş. O arada küreğe bir vurdum da orada ölü olarak şey yaptık. Ve ben bunu biraz genişlettim, yılanı çıkarttım. Biraz genişlettim, yılanı çıkarınca oradan şöyle bir baktım da kadın öleli 5 sene olmuş. Kefeni bile bembeyaz. Tahtalar bile çürümemiş. Halbuki ise 5 seneden beri tahta bile kalmak çürür. Orada onu görünce kendim çok duygulandım hocam. Orada oturdum, verdim ağlamayı hocam. Ondan sonra ben bunun araştırmasına gittim. Kadın abdestsiz yere basmazmıştı. Kocasının önünü kesinlikle kesmezmişti. Elinden geldiği kadına da fakir fukaraya hocam yardım edermişti. Yüce Mevlam iman Kur'an nasip etsin hocam. Dualarınızdan da bizi mahrum etmeyin. Teşekkür ederim. Evet, ilginçtir. Bu mezarcı beyefendinin, ben onu şahsen tanıyorum. Bütün Çamlıdere'de tanıyor onu gittiğimde, çünkü kaç kez görüştük. Olayı anladınız. Bu kardeşimiz mezarı kazıyor taş yapmak için. Çimento, hani mermer yapmak için. Bir müddet sonra mezar oturunca aile geliyor buraya, mezarımız kaybolmasın diye bir şey yap diyor. Kazması lazım. Kazarken bir mezarı orada bir yılan görüyor. Büyük bir yılan. Ama yılan içeri girmeye çalışmış. Yani içerideki kadının yanına girecek ama yılan tahtaya sıkışmış. Yani Allah müsaade etmemiş, Türkçesi yani. Tahtaya sıkışmış. Çıkamamış, girememiş ve orada ölmüş. Büyük bir yılan gördük. Onu kazdık diyor, aldık diyor. Bembeyaz bir kefen, patiska gibi. Hiç, halbuki yağmur yağar, kar yağar biliyorsunuz. İşte haşerat var toprakta, çıkar yani. Ne vücut kalır, ne kefen kalır, bir şey kalmaz 5 sene. Ama diyor kefeni bile bembeyaz. Bana bunu fiilen anlattı çünkü. Birebir orada, ben hanımla beraber oradayken bana geldi ve anlattı. Birebir. Hocam diyor bembeyazdı kefeni diyor. Hiç, vücudu da aynen duruyordu. Merak ettim bu kadını, kim bu kadın? Soruşturuyor, kadın hakkında bilgi alıyor. Bir, ne diyor? Bu kadın kimsenin gıybetini yapmaz, dedikodusunu yapmaz, konuşmaz. Kimsenin aleyhinde konuşmaz. Hani demin sohbette dedim ya, Müslümanın akıllı olanıdır kendisini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmayan, başkasının durumuyla ilgilenmeyen, uğraşmayan, ailesini yıkmaya çalışıyor, başkasının makamı ve mevkisiyle, malıyla, mülküyle, çocuğuyla, geliniyle, damadıyla uğraşanlar var bu şekilde. Piyasada çok biliyorsunuz. Bu kadın diyor hiç bunların birini yapmazmış. Hiç kimse hakkında bir şey konuşmazmış. Bir, kocasıyla kavga etmezmiş. Kocasının önünü kesmez, Çamlıdere tarafında şu anlamda kullanılıyor. Yani kocasıyla kavga etmez, saygısızlık yapmaz, iyi geçinir, onun hatasını, eksiğini hor görmez. Üç, iyilik yapar.